Arkadaşlar merhaba. Pekiştirme testimizin dördüncüsünde ilk sorumuz. Beyaz ışık altında kırmızı görünen bir cisim hangi ışık altında yine kırmızı görünür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimler kendi renklerini kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf olarak yansıtır. Zayıflı yansıyan renkler de gözle görülmezler. Ondan dolayı da kuvvetli yansıyanları göreceğiz. Yani o zaman demek ki cismin rengi neyse o rengi kuvvetli bir şekilde yansıtacak. Şimdi beyaz ışıkta bütün renkler var. Beyaz ışık altında kırmızı gözüküyorsa cisim demek ki bu cisim kırmızı renkli bir cisimmiş. Peki o zaman hangi ışık altında yine kırmızı gözükür? İçinde kırmızı olan bir renkle aydınlatılması lazım. Karışım sarı. Niye karışım sarı demişler arkadaşlar? Çünkü bir normal sarı var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor yani beyaz rengin içerisinde biz buna tek frekanslı sarı diyoruz. Bir de kırmızı artı yeşilden oluşan karışım rengi olan sarı var. Şimdi karışım rengi sarıda kırmızı var mı? Var. O zaman kırmızı bir cisme sarıya karışım sarısını gönderirsek ne yapar? Kırmızıyı yansıtır ve göz kırmızı görür. Yani A seçeneği doğrudur. Şimdi diğerlerine bakalım. Mavi. Mavi içerisinde kırmızı var mı? Yok. Hayır. Bir ana renk çünkü bu. Yeşil. Yeşilde kırmızı var mı? Yine yok. Çiyanda arkadaşlar kırmızı var mı? Çiyan mavi artı yeşilden oluşmuş. Kırmızı yok. Doğal sarı. Doğal sarı da arkadaşlar tek frekanslı sarı olduğu için içinde kırmızı olmadığından dolayı bunlar da yansımaz. Yani kırmızı gözükmez. Cevap A seçeneği doğru olur. İkinci sorumuzda güneş ışığı altında kırmızı, beyaz ve yeşil renklerde görünen 3 levhaya karanlık ortamda kırmızı ışık ile bakılıyor. Buna göre 1, 2, 3 nolu levhalardan hangisi, levhalar hangi renkte gözükür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimler kendi renklerini kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf geç yansıtır. Zayıf yansıyan renkte gözle görülmez. Şimdi ben bunu neyle aydınlatıyorum arkadaşlar? Kırmızı ışıkla aydınlatıyorum. Peki kırmızı ışık düşürüldüğünde kırmızı renkli bir cisme kırmızı ışık düşürüldüğünde kırmızı yansıtacağı için ben burayı kırmızı görmüş olacağım. Bir kırmızı oldu arkadaşlar. Beyaz. Beyaz içerisinde bütün renkler var. O zaman kırmızıyla aydınlatırsam buradaki kırmızıyı yansıtacak. Beyaz da kırmızı olduğundan dolayı. O halde kırmızı yansıttığı için ben yine kırmızı görmüş olacağım. Yine yeşil. Yeşilde kırmızı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman yansıtmayacak. Yansıtmadığı için göremeyeceğim. Göremediğimiz için de siyah diyoruz biz buna arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği doğrudur deriz. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Işıkta ana renklerin birleşimi beyaz rengi oluşturur. Evet, ana renkler arkadaşlar kırmızı, mavi, yeşil. Ana renkler ve ışıkta tabii beyaz rengi oluşturur. Doğru. 2. Kırmızı ışık ile mavi ışığın birleşimi magentayı oluşturur. Kırmızı ile mavi birleşirse beyaz bir duvara gönderdiğimizde kırmızı mavinin birleşimiyle biz orayı arkadaşlar magenta şeklinde görürüz. Doğru. 3. Kırmızı, mavi, yeşil renkler ışığın ana renkleridir. Evet, kırmızı, mavi ve yeşil renge ışık renklerinde ana renkler diyoruz. O halde bu da doğru olduğu için hepsi doğru. Cevap E seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz, karanlık bir ortamda noktasal kırmızı ve yeşil ışık kaynağı ortası delik saydam olmayan engel önüne şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre beyaz renkli perdede içten dışarı doğru hangi renkler gözükür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yeşil ışık kaynağımız yakında olduğundan dolayı daha büyük bir alanı şu şekilde aydınlatacak. Burası arkadaşlar yeşilin ışık aldığı bölge. Şöyle yeşil diye yazalım. İçerisinde yeşil var. Şimdi kırmızıya baktığımızda ise arkadaşlar ne oluyor? Kırmızı da daha uzakta olduğu için daha az bir bölgeyi aydınlatıyor. Burayı biraz önce yeşil aydınlatmış mıydı? Evet. Kırmızı da aydınlattı. Yani burası kırmızı artı yeşilden oluşan bölge. Biz buraya sarı diyoruz arkadaşlar. Sarı. Burası ortası sarı. Dış kısmı yeşil. Şurası da arkadaşlar siyah olacak. Demek ki içten başlayarak sarı, sonra yeşil, sonra da arkadaşlar buralara hiç ışık düşmediği için orası da siyah renkli gözükmüş olacak. Sarı, yeşil, siyah, sarı, yeşil, siyah. Cevap C seçeneği doğru olmalı. Beşinci sorumuzda güneş ışığı altında magenta, sarı ve çiyan görünen XYZ cisimleri sırasıyla kırmızı, mavi, yeşil ışık altında hangi renkte gözükür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar magenta renkte kitapta magenta içerisinde mavi artı kırmızı veya kırmızı artı mavi renk olduğu için kırmızıyı gönderdiğimizde kendi rengi geldiği için kırmızıyı yansıtmış olacak. Yani göz kırmızı görecek bu kitabı.
Yine arkadaşlar mavi sarıya gönderiliyor. Sarı içerisinde kırmızı artı yeşil olduğundan dolayı ve haliyle mavi renk, yani kendini oluşturan renklerden bir tanesi gelmediği için yansıtamayacak. Yansıtamayınca biz bunu siyah görmüş olacağız arkadaşlar. Göremeyeceğiz yani. Yine çiyan mavi artı yeşilden oluşmuş. Yeşil renk gelmiş gelmiş. Kendini oluşturan renklerden birisi geldiği için bu yeşil yansıtmış olacak arkadaşlar. Gözde bu kitabı yeşil renkte görmüş olacak. Hepsini sağlayan B seçeneğimiz burada doğru cevap olur diyeceğiz. Altıncı sorumuz, birim karelere bölünmüş düzlemde kırmızı ve mavi ışık kaynakları engelin önüne şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre beyaz duvardaki 1-2-3 bölge bölümlerinde hangi renkler gözlenir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kırmızı ışık sayesinde bakın buradan kaynaktan gönderiyoruz. Engel tabi kapatıyor. Kapattığından dolayı nereleri kapatmış? Bakın buraya kırmızı ışık düşmez. Ondan dolayı da burada bir kere kırmızı ışık gözükmeyecek bu 1-2-3 bölgelerinde. Maviye baktığımızda da arkadaşlar 2'ye 1 doğrultuda gönderirsek buraya mavi ışık gelmemiş olacak. Ama şuraya geliyor mu arkadaşlar, mavi ışık geliyor. Yani burası mavi ışığı aldığı için mavi renkte gözükür. Ama 1 ve 2 nolu bölgelere hiçbir ışık kırmızı ve maviden gelmediği için görünmez. Yani siyah gözükür diyeceğiz. O halde 3 nolusu mavi, diğer ikisi de siyah şeklinde olmalı. Yani cevabımız buradan D seçeneği doğrudur deriz. 7. sorumuzda düşey kesisi verilen birim karelere bölünmüş düzlemde mavi, kırmızı, yeşil ışık kaynakları şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre duvarın 1-2-3 nolu bölgelerinde hangi renk gözlenir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar baktığımızda engel ışık kaynaklarının hangilerinin önünü kapatmış ona bakalım. Hop, yeşili gönderdiğimde arkadaşlar 2'ye 1 doğrultuda çizersem buraya yeşil gelmeyecek. Sonra maviye baktığımda arkadaşlar mavi engel sayesinde buralara ışık gönderemiyor. 1'e 1 doğrultuda gönderirsem, bir de 3'e 2 doğrultuda gönderdiğimde şöyle devam edersek buraya mavi ışık gönderemiyor. Kırmızıya baktığımızda da arkadaşlar kırmızı yine 2'ye 1 doğrultuda şöyle çizersem ucuna 2'ye 1 dedim. Yine buraya da 1'e 1 devam ettirirsem buraya da kırmızı ışık düşmeyecek. Şimdi şekli karıştı gibi ama şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bir bölgesine hem maviden hem kırmızıdan hem de yeşilden ışık ışınları geliyor. Kırmızı, mavi, yeşil geldiği için buraya biz arkadaşlar burayı beyaz, yani ana renklerin birleşimi beyaz rengi oluşturduğu için beyaz göreceğiz. Yine 2 nolu bölgeye bakalım. Mavi ışık geliyor mu arkadaşlar buraya? Geliyor. Gelen ışıkları yazayım. Kırmızı da geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Kırmızı da geldi. Yeşil gelmiyor engelden dolayı, çünkü yeşil buraya ışığı gönderemiyor. Kırmızı artı mavi neye eşit arkadaşlar? Magenta rengi oluşturuyor. O zaman bu bölge magenta olur diyeceğiz. 3 nolu bölgeye bakalım şimdi. Kırmızı ışık geldi, pardon, yeşil ışık geldi mi 3 nolu bölgeye? Geldi. Kırmızı geldi mi arkadaşlar? Bakın kırmızı 3 nolu bölgeye gönderemiyor. Değil mi? Gönderemiyor. Bakın buradan çizdiğimizde gönderemediği bölgeler içerisinde yer alıyor. Buraya yeşil geldi sadece. Şimdi maviye baktığımızda mavi de gönderemiyor arkadaşlar. Bu bölgeye mavi de gönderemiyor 3 nolu yere. Buraya sadece yeşil renk geldiği için hayli biz de orayı yeşil bir renkte görmüş olacağız. Bundan dolayı da cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. 8. sorumuz, sarı renkli bir cisme yeşil ışık altında çiyan gözle bakıldığında cisim hangi renkte görünür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sarı bir karışım rengi, yani kırmızı artı yeşilden oluşmuş bir renk. Yeşil rengi sarı kitaba gönderdiğimizde içerisinde yeşili barındırdığından dolayı kendi rengi olduğu için ne yapacak? Yansıtacak. Yeşili yansıttı. Peki gözlük camında ne var arkadaşlar? Çiyan olduğu için mavi artı yeşil var. Filtreler kendi renklerine kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf geçirir. Zayıf geçen renkler gözle görülmezler. O halde burada kendi rengi gelmiş mi diye bakıyoruz. Yeşil, çiyanın içerisinde yeşil olduğundan dolayı yeşil yeşili geçirmiş olacak. Yeşilden dolayı. Ondan dolayı da göz arkadaşlar bu sarı kitabı yeşil görmüş olacak. Cevabımız yeşil, D seçeneği doğrudur diyeceğiz. 9. sorumuzda beyaz ışık magenta ve kırmızı renkli filtreler şekilde gibi düşürülüyor. Beyaz ışık magenta ve kırmızı renkli filtreler şekilde gibi düşürülüyor. Buna göre gözlemci hangi rengi görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bilgi şu.
Filtreler kendi renklerini kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf geçirir. Zayıf geçen renkle gözle görülmezler. Şimdi magenta neden oluşmuş? Bir karışım rengi çünkü. Kırmızı artı maviden oluşmuş. O zaman kırmızıyı kuvvetli bir şekilde geçirecek. Maviyi kuvvetli bir şekilde geçirecek. Diğerleri zayıf geçenleri çizmeyelim çünkü göz göremiyor bunu. Peki bu kırmızı ve mavi kırmızı filtreye gelecek mi? Gelecek. Kırmızı filtrede kendi renklerini kuvvetli bir şekilde geçirecek. Kırmızıyı kuvvetli bir şekilde geçirdi. Maviyi geçirmedi. O zaman göz kırmızı geçtiğinden dolayı arkadaşlar beyaz ışığı kırmızı renkte görmüş olacak. Demek ki gözlemci hangi rengi görür? Kırmızı rengi görür diyeceğiz. 10. ve sonuncu sorumuz kırmızı birleşim sarı yani kırmızı artı yeşilden oluşmuş bir sarı. Magenta renkli XYZ cisimleri karanlık ortamda magenta kırmızı artı maviden oluşmuş arkadaşlar. Karanlık ortamda sırasıyla birleşim sarı, kırmızı, mavi ışık düşürülüyor. Buna göre XYZ cisimleri hangi renkte görünür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birleşim sarı kırmızı artı yeşilden oluşan bir sarı. Cisimler bilgi şuydu. Cisimler kendi renklerini kuvvetli bir alt ve bir üst rengini zayıf geçirir. Kendi rengi kırmızı. Gelmiş mi kırmızı? Gelmiş. O zaman kırmızıyı yansıtacak göz bunu kırmızı görecek. X cismi kırmızı gözükür. Kırmızı nereye düşürülmüş? Sarıya. Sarı içerisinde kırmızı artı yeşil olduğu için kırmızı geldiğinden dolayı kırmızıyı yansıtacak göz burada kitabı kırmızı görecek. Yine üçüncüsüne baktığımızda mavi magentaya yani içerisinde mavi olan bir cisme gönderilmiş. O zaman içinde mavi olduğu için mavi gelince maviyi yansıtacak göz burada mavi görmüş olacak cismi. O halde burada cisimlerin göründüğü renkler D seçeneğindeki gibi kırmızı kırmızı mavi şeklinde olmalı. Evet arkadaşlar bu testimiz de bitti. Diğer testimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, çapta kalın.